Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini kutluyoruz. Bu kararlılığı dolayısıyla Birleşmiş Milletler falan filan tanımadı ve araçlarını sürdü. Birleşmiş Milletler'in o şeylerini araçlarını sürdü, attı. Yani bu tarihi bir görüntü. Yani, Dozer Birleşmiş Milletler aracını aldı, attı evet. Böyle. Atacak. Evet. Yani vatan başka türlü korunmaz. Evet. Yani Birleşmiş Milletler falan. Ha, Birleşmiş Milletler de burada Birleşmiş Milletler falan değil. Yani Amerika, İngiltere, Fransa, o Güvenlik Konseyi'nin üç emperyalist kapitalist ülkesi. Bütün olumsuz girişimler onlardan geliyor. Ve Güvenlik Konseyi'nde bulunan diyelim 5 daimi üyeden Rusya veto etti. Bu Amerika, İngiltere, Fransa'nın beraber yaptıkları İngiltere girişimi Amerika, Fransa da destekliyor. Yani o emperyalist Türkiye'ye karşı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı o girişimi Rusya veto etti. Çin de aydınlıktan okuduğuma göre çekimser kaldı. Yani bu, Yunan orada medyasının da aktardığına dünya, göre aslında. Evet, orada da dünya bölündü yani. Çin niye öyle bir tavır aldı? Ya Çin'in politikası var. Çin buralarda böyle çok cesur, ön cephede değil. Aslında güzel bir soru bu. Rusya ön cephede. Yani savaşıyor şu anda da. Rusya Türkiye ile beraber ön cephede. Zaten Karadeniz ve Akdeniz tek bir cephe. O çok önemli. Bizim Vatan Partisi olarak Karadeniz-Akdeniz dostluk ve barış planımız var. Onun tek cephe olduğunu, zaten Karadeniz ve Akdeniz de suları birbirine karışıyor. Yani birbirinden ayrı denizler diye sonuç itibariyle Marmara Denizi ile iki deniz birleşiyor. Karadeniz'den de Akdeniz'e doğru devamlı bir akıntı var. Alttan da akıntılar var. Ve Karadeniz'de Akdeniz emperyalizme karşı mücadelenin ön cephesi oldu. O ön cephede kim var? Yukarıda Rusya var. Ukrayna'da Amerika ile ve Batı emperyalizmi ile savaşıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye var. Amerikan üslerine karşı dik duruyor Türkiye ve kararlı bir tavır sergiliyor. Devam edersek Suriye'nin Beşar Esad'ın yönetimi Suriye'de emperyalizme karşı savaşıyor. Irak savaşıyor onun devamında ve İran Hürmüz Boğazı'nda yine savaşıyor. Yani böyle bir şey yay gibi Karadeniz'den başlıyor. Ondan Türkiye, Rusya, Türkiye, ondan sonra da Libya'yı da alalım oradan. Suriye, Irak, İran böyle bir ittifak oluşmuş. Hatta Umman Denizi'ne kadar bu ittifak gidiyor. Biz de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması dediğimiz zaman da ilk baktığımız yer Karadeniz oluyor zaten. Evet. Ve zaten o bakın Karadeniz Akdeniz'i savurmaya çalışıyor. O bizim Karadeniz Akdeniz dostluk barış planı da geçerli. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınması meselesi Türkiye'de aslında siyasette iki şey tavır var. Birisi Vatan Partisi'nin tavrı. Diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınsın istiyoruz. Ve yıllardır o Rauf Denktaş önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Ayrı bir devlet. O devletin dünyaca tanınmasını talep ediyoruz. Ama o konuda bir gayret yok. Olmadı. Neden olmadı? Atlantik'e bağlı olduğu için şeyler, Türkiye yönetimleri 1974'ten bu yana sonuç itibariyle bu Atlantik'e bağlı yönetimler kime tanıtacak? Amerika'ya tanıtabilir mi Kıbrıs? Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, Atlantik'teki NATO'lu dostlarına falan tanıtabilir mi? Hiçbirine tanıtması mümkün değil. Tam tersine onlar Türkiye'yi Kıbrıs'tan atmaya çalışıyorlar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin ön şartlarından biri de ne? Türk ordusu Kıbrıs'tan çıkacak. İşte Ermeni soykırımını kabul edeceksin. Kürdistan özelliğe kavuşacak. İşte bizim ekonomi programımızı kabul edeceksin. Emperyalistlerin dayatmaları bu. Bu beş dayatmadan biri de Türkiye Türk ordusunun Kıbrıs'tan atılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması. Bırak tanımayı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkmasını istiyor. Tek bir Kıbrıs vardır diyor. İşte onlar da Rum yönetimindedir diyor. Biz de buna karşı ne dedik? Ya arkadaş gerçekçi olalım. Yani AK Parti yöneticilerine de sürekli olarak söylediğimiz kamuoyu önünde Sayın Ersin Tatar sağ olsun bir kez beni Bakanlar Kurulu toplantısına davet etti şeyde Zoom üzerinden. Orada onlara da söyledim.
Amerika tanır mı dedim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, İngiltere tanır mı sordum, güldüler hepsi. Bakın dedim gülüyorsunuz. Ama dedim Abbazca tanır. Tanıyacağını bizimle deklarasyon yayınladı. 2019 Aralık ayında Abbazca Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Abbazca'ya gittik. Ondan sonra ve orada Vatan Partisi Abbazca Millet Meclisi ile ortak bir bildiri yayınladı. Bu görüntüleri de getirelim ekranlara, evet, izleyicilerimizi hatırlatmak için. Evet, getirebiliriz. Bu çalışmalar ne durumda Sayın Genel Başkan? Şimdi olgunlaştı. Çok güzel, müjdeli gelişmelerin içindeyiz. Yani Vatan Partisi'nin o tahlilinin ne kadar gerçekçi olduğunu şimdi bugünden görmeye başladık. İşte Rusya orada konsolosluk açıyor. Ondan sonra veto ediyor. Değil mi? Birleşmiş Milletler'de Rusya en son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni destekleyen bir veto uygulaması yaptı. İşte Çin orada Amerika, Fransa ve İngiltere'ye uymuyor. Onlarla birlikte hareket etmiyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Abbazya arasında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya arasında hava trafiği falan için önümüzde adımlar geliyor. Geliyor, ben biliyorum onları. Geliyor ve çok kısa zamanda büyük müjdeler verilecek. Yani Vatan Partisi'nin o şeyi, Karadeniz, Akdeniz Dostluk ve Barış Planı ve Abbazya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması başlar tespiti. İşte bu da İstanbul'a davet etmiştik Sayın Abbazya Millet Meclisi Başkanı'nı. Onunla beraber İstanbul'da yaptığımız toplantı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanımız Ethem Sancak'la beraber bütün basını da orada davet etmiştik. Çağırdık. Abbazya'dan geldiler, şeref verdiler İstanbul'a. 8 kişilik bir heyet. Abbazya Millet Meclisi'nin başkanı ve yöneticileri. İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeye hazırlar. Bizim Dışişleri Bakanlığımız engelledi. Ama ne oldu? Bakın Dışişleri Bakanlığı'nın o politikası iflas etti. Şimdi hangi politika geliyor? Vatan Partisi'nin politikası geliyor. İşte burada bu toplantıda da savunduğumuz politika. Yani Abbazya'dan başlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanım. İşte mesela Hüseyin Macit Yusuf orada. Kuzey Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın gezici elçisi ve Sayın Ersin Tatar'ın da danışmanlarından. O da Kuzey Kıbrıs'ı orada temsil ediyor. Ve hakikaten şimdi önümüzde göreceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın tanınması Abbazya'dan başlayacak. Abbazya, Rusya, Pakistan, İran, Çin, ondan sonra Türk Cumhuriyetleri, bunlar peş peşe arkadan gelecek. Evet. Şimdi Sayın Genel Başkan, siz programlarda... Bu da bizim şeyimiz, büyük Abbazya Millet Meclisi ile yaptığımız protokolün imza töreni Abbazya'da. Abbazya'daki yapılan imza töreni, evet. Siz AK Parti hükümetinin Rusya-Ukrayna savaşında, Amerika-Rusya savaşında daha doğrusu aldığı Ukrayna yanlısı tutumu hep eleştirdiniz. Tabii çıkmaz mı? Evet. Fakat şimdi siz AK Parti'yi bu çok sert ifadelerle eleştiriyorsunuz ama Rusya AK Parti'nin de hoşuna gidecek, Türkiye'nin de hoşuna gidecek. İşte en son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararı gibi kararlar alıyor. Türkiye'nin hoşuna gidecek değil. Orada Rusya kendisini savunuyor. Yani bu Kıbrıs tutumuyla, tavrıyla yani kendisini savunuyor. Bakın şimdi burada işte bu şu bakış açısı yanlış. Böyle AK Parti'nin ve bizim Atlantikçi politikacıları bir bakış açısı var. Aldım verdim falan. Devletler kendi stratejik çıkarları, hele Rusya gibi büyük, bizim de öyle bir geleneğimiz vardı imparatorluklardan ve Atatürk'ten gelen. Onu Vatan Partisi şu anda sürdürüyor. Ama bizim Atlantikçilerimiz aldım verdim falan açısından bakıyor. Öyle bakmayalım. Nasıl? Putin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emperyalizme karşı bir direnme kalesi olduğunu görüyor. Ve Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ı bütünüyle ele geçirmesinin Rusya açısından yaratacağı tehlikelerin de farkında. Bakın biz bütün konferanslarda katıldığımız bunu anlatıyoruz. Mesela Middle East, North Africa, China konferansı yapılmıştı.
Türkiye'den bir tek ben davet edildim. İşte Suudi Arabistan, Körfez Emirlikleri, ondan sonra Çin Devleti vesaire. Orta Doğu'dan da çağrılan tek ben varım. Türkiye'den de bir tek ben varım. Ve orada şunu anlattım. Suudi Araplara, Körfezlere, Mısırlılara, Çinlilere şunu anlattım. Dedim ki Kıbrıs Amerika'nın tamamen eline geçerse ne olur? Hem Süveyş kanalı üzerinde tehdit ağırlaşır, hem Hürmüz Boğazı üzerindeki tehdit ağırlaşır. O Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin varlığı bütün dünya için ve sizler için bir güvence. Şimdi böyle anlattığınız zaman tak anlıyorlar. Çünkü Süveyş diyorsun, Hürmüz Boğazı diyorsun, hepsinin petrolleri oralardan geçiyor, gidiyor falan. Amerika'nın oraları tehdit etmesi onlar için ne kadar ciddi bir tehlike, onu görüyorlar falan. Böyle anlatırsan anlıyor. İranlılara böyle anlatırsan. İranlılara da böyle anlattık. Mesela burada Devlet Abadi vardı, büyükelçileri. O İran'ın çok büyük devlet adamlarındandır. Ona söyledik. Kıbrıs dedik tamamen Amerika kontrolünde olursa bunun İran için anlamı nedir? Dedik Hürmüz Boğazı üzerindeki tehdit daha ciddi hale gelir. Hiç olmazsa Türkiye orada onları bir nevi gemliyor, engelliyor. Türkiye'nin varlığı orada önemli. Öyleyse tanıyın. Bakın o görüşmede Sayın Yusuf Macit de vardı Rauf Denktaş'ın büyükelçisi olarak. Ve Sayın Yusuf Macit o görüşmeyi daha sonra birkaç kez Yeni Çağ'da, Aydınlık'ta falan yazdı, televizyonlarda söyledi. Bize Devlet Abadi İran Büyükelçisi şu cevabı verdi. Sizin dedi hükümetiniz bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamızı istemiyor ki. İstemiyordu. Hüseyin Macit Yusuf bunu yazdı. Bunu 4-5 kere yazdı ve televizyonlarda söyledi. Ben de söylüyorum şimdi. İstemiyor sizin hükümetiniz. Niye istemedi? Niye AK Parti hükümeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını istemedi? Atlantik bağlantıları yüzünden. Bakın son zamanda da nazlı nazlı gidiyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gidiyor. Oradaki yaptığı konuşmalara dikkat edelim. İşte orada bir devlet var. İki tane devlet var falan. Tamam var. Ama o devleti tanıyın diye bir şey demiyor dünya. Hatta müzakerelere devam. Devlet var o kadar. İşte Avrupa devlet Birliği var. Avrupa Birliği hedefiyle birlikte düşündüğümüzde. Ya şimdi Avrupa Birliği diyor ki orada bir tane Kıbrıs var. O da Rumlu yönetimi. Biz de ona Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Ama Avrupa Birliği de senin önüne 5 tane şart koşuyor. Bakın Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bütün ilişkilerde önümüze konan ben bütün belgeleri, ki bunlar gizli saklı şeyler değil, herkes bunları bulur, hepsini inceledim. Bütün belgelerde 5 tane talep vardır Türkiye'den Avrupa'ya girmenin şartları. Bir, Ermeni soykırımını kabul edeceksin. İki, Güneydoğu bölgesine Kürdistan diyor onlar, Kürdistan'a özellik tanıyacaksın. Üçüncüsü Kıbrıs'tan Türk ordusu çekilecek. Evet. Dördüncüsü bizim size dayattığımız demiyor da bizim diyelim beraber ekonomik ilişkileri geliştirmemiz için bizim o neoliberal ekonomik programımızı kabul edeceksin. Dayatmalar bunlar. Evet. Şimdi ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diyor hükümet. Son zamanda tekrar vurgulamaya başlamıştı. Nasıl Avrupa Birliği'ne gireceksin? Adam diyor ki Ermeni soykırımını kabul edeceksin. Adam diyor ki Kıbrıs'tan Türk ordusu çıkacak. Adam diyor ki Kürdistan'da özellik olacak. Adam diyor ki tamamen bizim neoliberal dünya ekonomisiyle bütünleşme programını uygulayacaksın. Kaldı ki Avrupa Birliği Avrupa Birliği olarak kalabilecek mi? Yani şimdi kalıyor bakın o ayrı mesele. O derinlere girmiyorum ama Atlantik sistemi içinde bırakalım Kuzey Kıbrıs'ın varlığı, Atlantik sistemi içinde Türkiye'nin varlığı sorgulanıyor. Hem de silahla sorgulanıyor, öyle lafla değil. PKK ile sorgulanıyor, DAEŞ'la sorgulanıyor, Amerikan üsleriyle sorgulanıyor, Türkiye'ye çevrilen namlularla sorgulanıyor. Akdeniz'deki işte Nemesis, Nabıldina tatbikatlarıyla Türkiye'ye yönelik Amerika, İsrail, Yunanistan ortak tatbikatlarıyla sorgulanıyor. Yani Türkiye'nin varlığı sorgulanıyor. Türkiye hükümetlerinin birinci görevi nedir? Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve halkın ekonomisini geliştirmek, refah, değil mi? Evet. Şimdi Sayın Genel Başkan,
tarihte çok önemli kararlar bazen çok basit olayların tetiklemesiyle oluyor. Bu görüntüleri izlerken ben ajansta düşer düşmez yani Türk dozeri giriyor, BM aracını alıyor, atıyor yolun kenarına ve atacak. Orada Bülent Bebek, Beyarmudu Belediye Başkanı dikilmiş tek başına BM yöneticilerinin karşısına ve o kararı da söylüyor, dozeri de ama diyor. Ama arkasında üstüne, hükümet var. Tabii, tabii ama buradan başka bir yere geleceğim. Yani bu şimdi sizin aldığınız yani mesela Bülent Bebek'in aldığı tavırla Vatan Partisi'nin aldığı orada kararlı tutum, müdahaleci tutum, girişken tutum. Geri çekilmiyor bir defa. Hadi müzakere yapalım, bir daha konuşalım demiyor. Şimdi bu Pile yolu üzerindeki kararlılık bugün de baktık devam ediyor. Yani dozerler şeyi de yolu yapmaya devam ediyor. Siz bu olayların nereye varacağını, yani şimdi buradan bir böyle bir çıkış kopuş olur mu? Bu kararlılık acaba? Stratejik, bu taktik düzlemde bir kararlılık. Yani şu görüntüleri de veriyoruz. Stratejik düzlemde kararlılık nedir? Bakın orada Birleşmiş Milletler dozeri, Amerika dozeri, İngiltere dozeri, Fransa dozeri, Atlantik dozeri, Atlantik namlusu. Tehdit bize nereden geliyor? Bir kere AK Parti'nin ve muhalefet zaten felaket, o tamamen Atlantik'in kontrolünde, güdüm düzeyinde yani. Ama AK Parti de bu seçim öncesinde bir şeye girdi, bunalıma girdi. Ekonomide özellikle çıkmazlar var, problemler var falan. Orada seçim öncesinde bir stratejik karar aldı AK Parti. Yani Batı'ya yaranalım. Batı'ya yaranarak bu vartayı atlatabiliriz. Onun üzerine Mehmet Şimşek'i getirdi. Hafız Hanım'ı Merkez Bankası'nın getirdi, başına koydu falan filan. Şimdi o toslamış durumda. Argo bir sözcük oluyor ama tam anlamıyla toslamış durumda o politika. O politika çıkmazda. Bakın o politikanın çıkmazı bu görüntülerde de gözüküyor. O politika çıkmazda. Ama burada taktik düzlemdeki kararlar değil. Yani yalnız bu değil, genel stratejik bir kararlılık olması lazım. Mesela stratejik kararlılık olduğu zaman bugün haberlerde vardı ulusal kanalın. Moskova'ya İHA saldırıları yapıyor Ukrayna. Ya o İHA kim? O İHA'lar kimin İHA'sı? Bayraktarların bir valla Türkiye'nin sattığı İHA'lar. Ayıptır ya. Yani sen burada Rusya'ya karşı bir sadakatsizlik falan filan o başka. Ama Türkiye'ye ayıp. Sen bu politikayla yani Ukrayna ile Rusya arasında dans eden politikayla, denge politikasıyla Türkiye'yi savunamazsın. İşte savunamayacağım burada gözüküyor. Bu tabloda gözüküyor. Rusya burada alışveriş tavrı içinde değil. Hangi tavır içinde Rusya? Kendini koruma kararlılığı içinde. Yani Kıbrıs'ta Türkiye direnmeli. Rusya'nın menfaati için, çıkarı için. Rusya bize bir şey öğretmiş oluyor aslında. Stratejik devlet düşüncesi. Yani bizim Atatürk'ten bildiğimiz Osmanlı Devleti'nden, Selçuklu Devleti'nden, Karahanlı Devleti'nden, Gazneli Devleti'nden, işte Göktürklerden, Siyempilerden, Hunlardan, Sakalardan gelen bir stratejik Türk devlet şeyi vardır, düşüncesi ve bakışı vardır. Bugünkü hükümet onu götüremiyor. O mirasın sahibi değil. O mirastan devam etmiyor. Öyle hep günlük politikalarla, günlük hesaplarla, alışverişlerle falan.